aslında bu orkidemizi önceden çiçeklerini döktükten sonra budamamız gerekirdi. Ama Kübra Hanım bunu budamadan bırakmış, tamamen kurutmuş dalını. Budadığımız zaman kurumuyor mu? Hayır, kurumaz. Oradan tekrar patlatır, dal çıkartır. Bunun kurularını temizliyorum şu anda. Gördüğümüz gibi diplerden. Toprağını ve saksını değişmemiz gerekiyor. Bunun toprağını ve saksısını değişmemiz gerektiğini nereden biliyoruz? Her orkide ilk aldıktan sonra çiçeğini döktüğü zaman budaması yapılır ve toprağı saksı değiştirilir, büyütülür. Yoksa saksı orkidemiz için küçük gelebilir, gelişmesini önler. Biraz bakımsız kalmış bu orkidemiz ama yine de sağlıklı görünüyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Toprak ilave ediyoruz. Tabii orkide toprağı diğer topraklar gibi normal bir toprak değildir. Kabuk halindedir. Bunlar ormanlardan özellikle toplanıp orkideler için hazırlanıyor. Sünger görevi yapan bir topraktır. Su verdiğimiz zaman suyu emer ve orkidemizin uzun süre oradan su ihtiyacını karşılamasına neden olur. Evet, bu şekilde toprağımızı dolduruyoruz. Sulamasını Evet. Orkidemizin normalde en sevdiği sulama yöntemi, tabi bu dalı olduğu zaman üstlerden cam şişesine su dolduruyoruz. Yapraklarına da bu şekilde ve toprağına dip bölümlerine biraz daha fazla sıkıyoruz. Bu şekilde. Bunu 3-4 günde bir uygularsak orkidemizin su alma ihtiyacını yeterince karşılayacaktır. Evet. Peki toprağımız böceklenirse ne yapacağız? Toprağımız böceklendiği zaman ben genelde tarçın tavsiye ediyorum. Tarçın bu Bir evde tutam kullandığımız tarçını, baharat aynen, mı? evet, baharat tarçın. Onu bir tuzlukla veya elimizle kaşıkla bu toprağın üst kısımlarına serpiştiriyoruz. Bir yemeğe tuz attığımızı düşünün o şekilde. Bu toprağın bakteri ve böcek oluşumunu önlüyor tarçın. Güzelmiş bu fikir. Evet. Bunu yaklaşık senede 2 kere yapabilirsiniz orkidelerinizle. Tamam. Şu anda orkidemiz hazır. Teşekkür ederiz. Rica Eline edeyim. sağlık.